Aşağıda bazı sanat akımlarının açıklamaları ve bu sanat akımlarının her birine örnek olabilecek 3 resim verilmiştir. Kübizm sanatçılar nesneleri farklı bir bakış açısıyla ele almışlardır. Kübik tablolarda ressamlar eşyaları her yönden göstermek istedikleri için bunları bozup parçalamış, onları geometrik yapıları ile ele alarak çok boyutlu olarak göstermişlerdir. Şimdi arkadaşlar burada özellikle kübizmin özelliği kübik tablolarda ressamların eşyaları her yönden göstermek istedikleri için bunları bozup parçalamaları ve geometrik şekillerle ele almaları önemli. Yani eşyaların bozulup parçalanması bizim için önemli ki bizim de. Sürrealizm, sürrealist eserler sanatçının bilinçaltının görüntüsüdür. Dolayısıyla sanatçı nesnelerin dış dünyaya ait olmaksızın kendi dünyasındaki anlamlandırması ile ele alır. Böylece bilinçaltındaki ve rüyasındaki alemi gösterir. Şimdi sürrealist resimler de bilinçaltının görüntüsüdür. Dolayısıyla nesnelerin dış dünyaya ait görünüşlerini değil, kendi dünyasındaki yansımalarını, kendi dünyasındaki anlamlandırmalarını görürüz. Gerçeğe uygun olmaz yani sürrealist eserler. O kişinin kendi iç dünyasındaki anlamlandırmasını görürüz. Tıpkı bilinçaltımız ve rüyalarımız gibidir. Empresyonizm sanatçının kendi duyum ve izlenimlerini yansıttığı bir akımdır. Boyanın lekesel dokunuşlarla uygulanıyor olmasından kaynaklı, bitmemiş gibi görünmesi nedeniyle tepki toplamıştır. Bu akımın sanatçıları güneş ışığını ve gölgelerin yarattığı etkileri renklerle ifade etme üzerinde yoğunlaşmıştır. Burada da özellikle güneş ışığı ve onun yarattığı etkiler bizim için önemli. Ayrıca empresyonizmde uygulanıyor olmasından kaynaklı bitmemiş gibi görünüyor. Aşağıda sembollerle belirlenen ünlü ressamlara ait bazı bilgiler verilmiştir. Açıklamalara göre bu sanatçıların benimsediği sanat anlayışı ve çizdiği resim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir eleştirmen bu ressamın bir tablosunu en ham haldeki bir duvar kağıdı deseni bile bu deniz manzarasından daha tamamlanmış ve bitmiştir sözleriyle eleştirmiştir. Arkadaşlar zaten yukarıda bakın enfresyonizmde demiştik ki bitmemiş gibi görünmesi nedeniyle tepki toplamıştır. Burada ne demiş? En ham haldeki bir duvar kağıdı deseni bile bu deniz manzarasından daha tamamlanmış ve bitmiştir. O yüzden ilk cümlemize uygun olan akım empresyonizm. Ressamımız yer çekiminin etkisiyle zamanın nasıl büküldüğünü anlatan genel izafiyet teoremi adlı makale karşısında hayrete düşmüş ve şu soruyu sormuştur. Zaman bükülüyorsa saatler neden bükülmesin? Arkadaşlar bu da sürrealizmi ifade eder bu da sürrealist bir kişinin söyleyeceği bir sözdür. Bu ressam evine giren hırsızı elinden kaçırınca hemen eve girer ve hırsızın resmini çizerek polis merkezine gönderir. Bir hafta sonra kendisine şu bilgi verilir. Sayın Üstad gönderdiğiniz resim üzerine çoğu sakat olmak üzere 20 kişi, 2 at, 1 kedi ve birkaç adet konserve kutusu yakalanmıştır. Kübizmde ne demiştik arkadaşlar? eşyaları her yönden göstermek istedikleri için onları bozup parçalarlar. Burada da diyor ki çoğu sakat olmak üzere. Zaten resme de dikkat ederseniz ilk resme bakın. Kol bacak hepsi parçalanmış olarak görünüyor. O yüzden bu da kübik birine aittir. Kübizmi ifade eder. Bu durumda şıklarımız sırasıyla empresyonizm, sürrealizm ve kübizm. Yani cevap D. Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bilinç akışı tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır? Bilinç akışı tekniği kişilerin duygu ve düşüncelerini herhangi bir bağ ve gramer endişesi taşımaksızın çağrışım ilkesi paralelinde doğrudan doğruya okuyucuya aktarmaktan ibarettir. Çağrışım ilkesi var yani bir şeyler başka şeyleri çağrıştıracak. Bu teknikte yazar okuyucuyu kahramanın iç dünyasıyla baş başa bırakmayı hedefler kahramanın iç dünyası. Bu da bilinç akışının önemli bir özelliği. Dolayısıyla okur olayları değil, olayların insan üzerindeki etkilerini oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkanı bulur. Bu kısım çok önemli. Olayların insan üzerindeki etkilerini oluşturduğu çağrışımları buluruz. Olayları değil. A. Nihayet tren geldi. Trenden inen yolculara dikkatle baktı. Deve tüyü paltolu bir kadın görünce yüreği çarptı ama o değildi. Oturduğu yerden kalktı, kapıya yürürken duvardaki takvimi gördü. 7 Mart Cumartesi yazılıydı, rahatladı. İşte bunca saat boşuna beklemişti. Arkadaşlar burada bir kişinin yani kahramanın iç dünyası yok. Burada olaylar var. Biz ne demiştik? Olaylar değil, olayların bıraktığı etkiden bahseder. Burada daha çok olaylar anlatılmış. İç dünya ile ilgili hemen hemen hiçbir şey yok. B. Mahalle kahvesinin önündeki setin üstü sanki ufak bir bahçeydi. Ortada küçük bir havuz, içinde gazoz şişeleri, etrafında biraz çimen, kına çiçekleri. Kapının sağ tarafında bazısı giyimli, bir takımı da gecelik entarileri. Şam hırkalarıyla 4-5 kişi İstanbul'un son zelzelesinden konuşuyorlardı. Arkadaşlar iç dünyaya dair hiçbir şey yok. Sadece betimleme yapılmış bu gider. C. Akşamüstü güneş batarken Ankara ne kadar güzelleşir. Kan kırmızı yuvarlak bir külçe, dağların üstüne doğru yavaş yavaş inmeye başlar. Yekpare geniş bir billur parçası haline giren ufuktan misli görülmemiş bir renk ve ışık yağmuru boşanır. Şehrin çelimsiz gövdesi birdenbire silkinip doğrulur. Yine bir betimleme yapıyor. Burada da iç dünyası bir kahramanın iç dünyası ile ilgili hiçbir şey yok. De Emir Bey'e baktı. Yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta'nın oturduğu evi. Az yukarıda üç yol ağzındaydı. Şimdi arta kalan yığıntıda kuzu kulağa hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinde nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Burada geriye dönüş var hatırladı dediğine göre geriye dönüş tekniği var bilinç akışı tekniği yok bu da gider. E bu kedi tahta masanın üstüne çıkmış köpeğime durmadan humurdanacak mı? Sandalyenin üstündeki vişne çürüğü rengindeki delik çoraplar. Asmanın yaprağı yemyeşil bizim bahçedeki kurudu bile. Deniz Bozburun'a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen İstanbul'un neresi kim bilir? Arkadaşlar soru kökünde dediği gibi bakın çağrışım ilkesinden yararlanarak aslında bu delik çoraplar, bir kedinin bir köpeğe humurdanması bunlar hepsi çağrışım ilkesinden yararlanılarak kahramanın iç dünyasını vermeyi amaçlıyor. Dikkat ederseniz burada olaylar değil o olayların kahraman üzerinde bıraktığı etki var. Mesela diyor ki deniz bozburnuna doğru başını almış gidiyor. Denizden böyle bahsetmesi onun iç dünyasını yansıtıyor. Ayrıca bilinç akışı tekniğinde ilk cümlede söylediği herhangi bir bağ endişesi olmaksızın yani kopuk kopuktur. Mesela burada bir kedinin köpeğe humurdanmasından bahsederken delik çoraplara geçti. Oradan asmaya geçti. Oradan bozburuna geçti. Duygu ve düşünceleri arasında herhangi bir bağ yok, kopukluk var. O yüzden cevap E. Bu bilgilere göre atışma sırasında bir aşığın dörtlüklerinden hangilerini söylerken dudağına iğne batmıştır? Lep değmez, dudak değmez genellikle Türk halk şiirinde yaygın olan özellikle de aşık edebiyatında her iki dudağın birbirine veya alt dudağın üst dişlere dokunmasıyla ortaya çıkan seslerin kullanılmadığı doğaçlama söylenen bir şiir türüdür. Daha doğrusu bir aşık atışmasıdır. Bu atışmada aşığın iki dudak arasına dik bir şekilde iğne konulur ve bu yasak harflerin kullanılması durumunda iğne aşığın dudağına batar. Onun için bu şiirlere lep değmez denir. Arkadaşlar bizim için önemli olan her iki dudağın birbirine veya alt dudağın üst dişlere dokunmadığı sesler gerekiyor. Eğer bu sesler varsa lep değmez olmaz. İki dudak birbirine değdiği için iğne de batar. Bir aşkın dolusunu içenlerdeniz dinleyin hakkına erenleri siz. Uğruna şehrinden geçenlerdeniz görünüz hak dağara girenleri siz. Yolunda gidenler hakkına erer hak odur üç hece suali sorar. Kan içen iğnedir dudağı yarar seyredin didarı görenleri siz. Üç divani sözünü sonuna erdir ağlatan aşıkı dünyada yardır. Sellenen dide de gözyaşı vardır önleyin suali soranları siz. Arkadaşlar özellikle v sesi, p sesi, b sesi iki dudağın birbirine değdiği, p ile b de iki dudak birbirine değer. V'de de seslendirirseniz görürsünüz alt dudağınız üst dişlerinize dokunur. O yüzden v, p, b sesleri varsa orada lep değmez yapılamaz yani iğne batar. O da üçüncü cümlede var. Bakın vardır kelimesindeki v'yi söylerken alt dudak üst dişlere dokunduğu için cevabımız bu yani cevap C